Merhabalar kıymetli öğrencilerim. Şimdi bu videomuzda dik üçgenin 10. köşe taşından devam ediyorum dostlarım. 45-45-90 üçgeni görüyorum birinci soruda. Hemen başlayalım bakalım ne diyor. Şimdi 90'ın karşısında ne varsa 45'lerin karşısında bunun kök 2'ye bölünmüş hali olacaktı ki 90'ın karşısında 5 kök 2 varsa bu 45'in karşısında da kök 2'ye bölerseniz 5 kök 2'yi 5 gelir. Tabii ki buradaki 45'in karşısında da 5 olmak zorunda. Şimdi büyük dik üçgene baktığınızda bakın şu kocaman dik üçgene bakınız. Bu 5, 12, 13 üçgenidir ki BC kenarının 12 olduğunu gördüm. 5'i buradaysa X'e de 7 birim kalacak dedi. Geldim şuna. 105 burada, 30 burada topladım 135 yaptı. O halde şuradaki açımıza da 45 derece kaldı. Şimdi biz konu anlatımında şunu söyledik. Bir soruda 30'u, 45'i ya da 60'ı bu üçünden birini bile görsen karşısına diklik indireceğim demiştik. Burada hem 30'u hem 45'i görüyorum. İkisinin birden karşısına diklik indiriyorum. Bakın şu dikliği indirdiğimde hem 30'un hem de 45'in karşısına diklik indirmiş oldum. Şimdi 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı yarısı olacaktı. Şurası 3. Ve bu dik üçgene geçersem 45'in karşısı 3 iken 90'ın karşısı bunun kök 2 katı olacaktı. Yani 3 kök 2. O halde sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Geçelim şuna. Genişliği 80 santim olan bir baza. Tamam. Şekildeki gibi 30 derece açıldığında uç noktasının baza tabanına uzaklığı 40 santim olmaktadır. Buna göre baza 15 derece daha açılırsa uç noktasının baza tabanına olan uzaklığı kaç santim artar diye bir soru sormuş bize. Şimdi 15 derece daha açarsak biz bu bazayı şöyle bir şey olacak arkadaşlarım. Şuraya falan gelecek. Ve toplamda 15 derece daha açtığım için toplam 45 derecelik bir muhabbete sahip olacak. Şimdi normalde 30'un karşısı 40 iken 90'ın karşısının şuradaki kenarın 80 olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Burası 80. Yani yatağın uzunluğu 80 santim. Sen bu yatağı 15 derece açtığında ne kadar açarsan aç yine boyu değişmeyecek. Yine 80 santim olacak. Açıldığında da boyu 80 santimdir. Şimdi uç noktası peki yere şuradaki uzaklıkta. Peki dostum şimdi bu üçgen 45-90-45 üçgeni oldu. 90'ın karşısı 80 iken 45'in karşısını bulmanın yolu kök 2'ye bölmektir. Şimdi bir sayıyı kök 2'ye bölmenin kolay yolu nedir hocam? Önce 80'i 2'ye bölersin 40, yanına da kök 2 yazarsın 40 kök 2. Yani şuradaki uzaklık 40 kök 2'ymiş. Peki ne kadarlık bir fark var? Arada ne kadarlık bir fark olmuş? Toplam 40 kök 2. 40'ı çıkarttığımda şu kadarlık bir fark oldu. 40 kök 2 eksi 40. Yani Adana'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet çevirdim arka tarafı. Ve 11. köşe taşındayız şimdi dostlarım. Birinci sorumuz. 135 var, 30 var. Toplarsam 165. Şuradaki açımız 15 oldu. Arkadaşlar bu klasik bir soru. 30 ile 15'i gördüğünüzde yükseklik indireceksiniz. Fakat yüksekliği 30'un da karşısına bir de dış açımız 45 derece ya dostlar. Şuradaki dış açı 45. Bir de 45'in karşısına indireceğiz. Yani şu A'dan aşağıya üçgenin dışında bir yükseklik indireceğiz. 30'un karşısına gelecek şekilde. Unutmayın 30 ile 15 olduğu zaman bir sorunun içerisinde bu bizim özel üçgenimiz. Üçgenin dışından yükseklik indireceğiz ve 30'un karşısına indireceğiz. Dolayısıyla 45'in de karşısına indirmiş oluyorsunuz zaten. Şimdi büyük üçgene bakarsanız 90'ın karşısına 8 gelmiş. O halde 30'un karşısına yarısı gelecek 4. Ve şuradaki küçük dik üçgene bakarsanız 45'in karşısına 4 gelmiş. 90'ın karşısına kök 2 katı gelecekti. 4 kök 2'yi yapıştırdım. Evet bakın neredeyse aynısı burada da var bir tane de burada çözelim.
Hemen ne yapacaktım? Dışarıdan bir yükseklik indireceğim. Şu şekilde. Şöyle çizelim. Şurası 135 derecedir. Şurası da 45 derecedir. Ve bakınız 90'ın karşısı 4 iken 45'in karşısını bulmak için ne yapıyorum? 4'ü kök 2'ye bölüyorum. 4 bölü kök 2'yi de nasıl öğrettik size? Önce 2'ye böl 4'ü 2'yi, yanına da kök 2 yaz. Peki burası, bu açı da 45 derece oldu. Dolayısıyla bunun da karşısı 2 kök 2 geldi. Şimdi gelelim 30'un karşısını biliyoruz. 2 kök 2. Şuradaki 60'ın karşısını bulmayı görelim. 30'un karşısında ne yazıyorsa ki 2 kök 2 yazıyor. 60'ın karşısında ne yazacaktı? Kök 3 katı. Yani bunu kök 3 ile çarpacağım. Kök 2 ile kök 3'ü çarpıyorum. Kök 6. Bir de 2 var. 2 kök 6 geldi. Yani şuradaki uzunluğumun tamamı 2 kök 6. O halde şimdi x'i bulalım dostlarım. Bakın x ile 2 kök 2'nin toplamı 2 kök 6'ymış. Hemen 2 kök 2'yi bu tarafa eksi olarak geçirelim. 2 kök 6 eksi 2 kök 2. Dostlar kökün içindeki sayılar farklı olduğu için burada çıkartma işlemi yapılmaz. Böyle bırakılır. Yani sonucumuz direkt budur. 2 kök 6 eksi 2 kök 2. Yani Adana'dan geldi. Üçgen şeklindeki 3 eş karton. En büyük açıya sahip köşeleri boyunca. Bakın bunların üçü de eşmiş. En büyük açıları da şurasıdır ki bu açıların üçü de birbirine eş. Yani şuradaki 3 açımız da birbirine eş. Ve bunların üçünün toplamı 180 olduğu için 360 olduğu için yuvarlak yapıyorlar. Tam açı oldu. 360 derece olduğu için ve her biri de eşit olduğu için birisi de 120 derece geldi. 360'ı 3'e böldüm. Her birini 120 buldum. Sonra bakın pembe üçgenin şu kısa kenarını 4 vermiş. Bunlar eş oldukları için bütün üçgenlerin kısa kenarları 4 olur. Şurası da 4, burası da 4. Sarı üçgenin uzun kenarı 8 çıkmış. Yine eş oldukları için hepsinin uzun kenarı 8 çıkacak. Yani şurada 4 olacak, burada 4 olacak. Şimdi buna göre diyor ki bize de CD uzunluğu şurası kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum, şimdi bundan sonrasını şuraya çizeyim. Ben şu pembe üçgeni alayım. Aşağıya çizeyim daha rahat görürsünüz. Şöyle bir üçgen. Bir açısı 120 derece olan, şurası 4, burası 8 olan x dediğimiz bir üçgen. Dostum burada x'i bulmanın yolu iki türlüdür. Birincisi kosinüs teoremi dediğimiz teoremi yapabilirsiniz ki bunu daha bilmediğiniz için ikinci yönteme başvuruyorum ben. Hemen 120'nin kardeşini gösteriyorum, 60'ı. Şurası 60 derece. Ve 60'ı gördüğüm için karşısına da bir diklik indiriyorum. 90'ın karşısı 8 iken şurada bir 30 derecemiz var. 30'un karşısı yarısı olacak 4. 60'ın karşısı da 4'ün kök 3 katı olacak 4 kök 3. Sonra da büyük üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım dostum. Bakın 90'ın karşısı x. O halde x kare eşittir. Dik kenarlarımızdan birisi 4 kök 3. 4 kök 3'ün karesi yani 4'ün karesi ile kök 3'ün karesi. 4'ün karesi 16. Kök 3'ün karesi de 3 olduğu için çarpımları 48 artı 8'in karesi. O da 64. Buradan x kare eşittir 112. X eşittir kök 112. Şimdi kök 112 dediğimiz şey 56 çarpı 2'dir. Ya da 28 çarpı 4'tür. 28 de 7 çarpı 4'tür. Bir 4 de burada var. Yani 4 kere 4 16 çarpı 7'dir. 16 dışarıya 4 diye çıkar ama 7 içeride kalır. Sorumun cevabı 4 kök 7 diye gelir arkadaşlar. Evet, 11 numarada tamamdı. Şimdi geldik 12 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna. Burada da 15, 75, 90 üçgenini öğretecek bize. Şurası 15 derecedir. Bakın 15, 75, 90 üçgeninde diklikten inen diklik yani yükseklik x ise hipotenüs her zaman 4 katı olacak. 4x burası. 15, 75'in bilmen gereken iki özelliği vardır ki birincisi bu. Bence ikinciyi bilmenize de gerek yok. Üniversite sınavında çıkmaz çünkü dostum. Sonra ne demiş? AH ile BC'nin toplamı yani X ile 4X'in toplamını 40 vermiş. O halde 5X eşittir 40.
X eşittir 8. Cevabım Ceyhan'dan geldi. 2 numaraya bakalım. Burada da yine 15-75'lerimizi bir yerleştirelim. Şurası 75. 90 tepesi ise 75, burasıysa şurası 15. Bakalım. AD kenar ortaymış dostum. Yani AD burayı 2'ye bölüyor ve dik açıdan indiği için kendi de muhteşem üçlüden eşit oluyor. Şu BD'yi 2'ye böldü. Onu şöyle göstereyim. DC'yi de eşit olarak böldü. Peki şurada bir ikiz kenar çıktı dostlar. Şurayı bir görün. 15 ise şu açımız da 15. 15 ile 15'in toplamı 2, iç açı 1, dış açıya eşitten burası 30. Tabii ki burası da 60 geldi. Şimdi 30'un karşısına K yazarsak 90'ın karşısı 2K, 60'ın karşısı K kök 3. Bakın ne istiyor bizden? AH bölü AD. Yani K bölü 2K'yı istiyor. O halde 1 bölü 2 yapar. Cevap Edirne'den geldi. Üçüncü sorumuz. Dikdörtgen biçimindeki bir karton AC boyunca kesiliyor. Ardından ADC üçgeni biçimindeki karton A noktası etrafında saat yönünde yani şu yönde 75 derece döndürülüyormuş dostlarım. Ve AD ile AC çakışık duruma geliyormuş. AD ile AC. Bakın demek ki AD 75 derece döndüğünde AC'nin üstüne geliyorsa tam şu aradaki açı 75 olacak. Şimdi bunu aşağıda da gösterelim. 75 derece dönmüş halini bakın gösteriyor bize. Şimdi dikdörtgenimiz öncesinde şöyleydi. Yani AD buradaydı. AD tuttu buraya geldi ve 75 derece dönerek geldi. O halde burası 75 ise şurası 15'tir. Şurası 90, burası da 15'tir. Burası 75. Şu dik üçgen dik açımız D açısı buraya geldi. O halde şurası da 75'tir. Sonra toplamda şurası 75 dereceydi. Şuraya 60 derece kaldı. Şurası 30 oldu arkadaşlarım. Yok ters yazdım. 30 burası mıydı acaba? Şimdi 15, 90, 75, 15 burası. Şu açımız 15. A köşesi yani şurası 75'ti toplamda. Şuranın 75 olması lazım. Biz doğru yazdık. Ha, burası 75. Ha, şurası 15 ya. 30 nereden çıktı? 60. Sanki burası 90'mış gibi davrandım. Tamam. Devam edelim sonra. Soruda ne diyormuş bakalım. E noktasının görelim E'yi şurada. A, C üssü. A, C üssünü de görelim. O da şurası. Buraya olan uzaklığı yani şu mesafe 4 kök 3'müş. Olduğuna göre D üssü noktasının A, E'ye olan uzaklığı nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki burası 4 kök 3. Bakalım neler yapacağız şimdi. Şimdi burada 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4'tür, 90'ın karşısı 8'dir. Bakın şu küçük dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu 8 bulduk. Bu küçük dik üçgen nasıl bir şey? 15, 75, 90 derecelik bir üçgen. Bunun özelliği neydi? Hipotenüse indirdiğim şu yükseklik hipotenüsün 4'te 1'i yani 8'in 4'e bölünmüş hali 2 olacak. Zaten bize de bunu soruyor bakın. D üssünün AE'ye uzaklığı demek, oradan indirdiğin diklik demektir. Cevap 2 çıktı arkadaşlar. Evet. Köşe taşlarını bitirdik dik üçgenimizi, değil mi? Evet, tarama testine geçecekmişiz bir sonraki videomuzda. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.